Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bu akşam sorun çıkmadan bir yayın yapmaya çalışacağız. Merhaba, hoş bulduk. İnşallah öyle umuyoruz. Evet, konuk Merhaba. oyuncularımız var bu akşam. Akif tanırsınız birçoğunuz, Eminönü sunucusu olarak. Metheus karakteriyle oyunda görüyoruz. Yine Yusuf var, Egeli Mix. Pardon. Neydi senin nickin Yusuf ya? Unuttum yemin ediyorum. Bosporus. Heh, aynen. Bosporus bizimle. Bir de bizim Burak'ımız var. İlk yayından beri sürekli yardımlarını esirgemiyor. Sağ olsun. Köşkten gelen varsa köşkten bilirler ama. Rihanna diye. Ah, köşkün Rihanna'sıymış. Aa, o zaman reklama giren ben de Erkan teşkilatın Egeli miyim? Oba, teşkilat, köşk, Eminönü. Herkes burada. Bak ben de teşkilatın da Mateus'uyum. Eminönü'nün de Mateus'uyum. Başka nerede vardı? Var mıydı başka? Hatırlamıyorum varsa da. Şimdi ufak birkaç ayar yapıyorum. Bu arada Akif de yayına, daha doğrusu sese katılmak istiyor. Bir yardımcı olur musunuz? Benden bir tane daha mı var? Akif mi dedim ben? Akif benim bandım. Alaaddin. Yemin ediyorum kaç yıl oldu hala bu isimleri karıştırıyorum birbirine. Alaaddin'e habire Akif derim. Akif'e Alaaddin derim. Ama sürekli Akif diyorum, onu fark ettim. Bu arada oyun içerisinden Ergülü isimli arkadaş şey demiş. Murat, sesini sevmedim. Şurup murup iç. Ses değiştiren şurup. 59 seviyenin ilk iksiri çıktı beyler. Evet, sohbet penceresine bakıyorum. Yine bir 15 kişiyi yakalamışız. Kimlermiş bunlar? Serkan Gümüş, Hesperos burada. Lonca Milliyetçi Hareket'ten yine Ergül'ü burada. Aynı zamanda oyunda da. Bakıyoruz. Çepni burada. Rapçi arkadaşımız. Buradan selam gönderelim kendisine. Akabinde bakıyorum. Murat Turaç burada. Hemen hemen her yayında görüyoruz sanırım. Video altında attığı yorumlardan da hatırlıyorum onu. Başka Onur Gökçe de burada. Yine aynı şekilde yayınlara sürekli katılan bir arkadaş. Tekrar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Game Life Joker de buradaymış. Sonucu nedir? Demiş. Fatih Yıldırım burada. Güzel, yani oyundan bilmiyorum hangi sunuculardan, keşke sunucuları da yazsalar ama oyun ne demiş Fatih Yıldırım. Fatih Yıldırım, oyun iyi kahve. Fatih, sen bizi nereden takip ediyorsun? İstanbul kıyamet vakti. Yani Fatih'cim sürekli dandik bilgisayar. Fatih, sen o bilgisayarın şu an dörtte birini görüyorsun. Neyse, yayınımıza geçelim. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün aslında bugün şeye geçiş yapalım dedik. Bu yeni bölge bekliyoruz ya hep beraber. Karaköy bölgesi. Hacı, oyuna dön dede, yani dön be gibi bir şey yazmak istemiş sanırım Karizmatika isimli arkadaş. Şu an pek oyuna bakamıyorum ama döneceğim, oyuna da döneceğim. Bu akşam neyden bahsedeceğiz? Bu akşam Karaköy'de bizi ne bekliyor? İşte nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Oyuncular olarak hani neler biriktirmeliyiz? Nelere yatırım yapmalıyız? Yani bizi Karaköy'e en iyi nasıl
hazırlarız. Yani hep beraber tabii hazırlanacağız. Bu yayınımızda biraz bu konulara değineceğiz. Ama bakalım, yani bakarsınız ilerleyen saatlerde yayına çok sürpriz bir isim de katılabilir. Kendisine haber verdik. Müsait olup olmama durumunu şu an bilmiyoruz. Ama dediğim gibi ilerleyen saatlerde yayınımıza çok sürpriz bir konuk da alabiliriz. Ufaktan oyun içerisine bakıyorum. Ayarlar kısmından çık. Oradan da görelim kimler var. Ayarlar kısmını açmamın sebebi şu. İki tane monitör kullanıyorum. Bunlar tek ekran gibi olduğundan ötürü mouse'u sağ tarafa, yani yayına doğru çevirdiğim zaman oyun karışıyor. Yani pırıldak gibi dönüyor. Ondan dolayı... Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Aleykümselam. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Yayın yapıyoruz Alaaddin. Sen ne yapıyorsun? Yayın. Tamam. Ne yapayım ben de? Evdeyim abi. Biz de tam bu akşamki içeriğimiz hakkında bilgi veriyorduk. Senin de gelmen iyi oldu. Muhakkak senin de Karaköy hakkında söylemek istediklerin olacaktır, vardır diye umuyoruz. Yani bizi bu konuda bize bir şeyler katabilirsin diye düşünüyoruz. Cem, yani konuşuruz gün içeriğinde. Kimler burada? Kimler burada? Bizim çocuklar burada. Siz şey yapa durun, Fatih Yıldırım demiş ki, oyun nasıl anlatsana. Fatih, bu oyun yaklaşık 11 yıl önce kapalı beta'dan bizlere, hani diğer oyunculara sunuldu. Ufakça bir özet geçeyim. Bu oyunu oynayan insanların çoğu hemen hemen 9, 10, 11 yıl boyunca hiç şaşmadan, yani başka bir oyuna ihtiyaç duymadan bu oyunu oynuyor. Yani senin beğenmediğin oyun aslında birçoğumuzun çocukluğundan beri oynadığı bir oyun. Hala severek, beğenerek oynuyoruz. Yani dışarıdan baktığın zaman yani sana pek hoş görünmemiş olabilir ama muhakkak bir üyelik alıp oynamaya ufaktan başladığın zaman muhakkak ki seveceksin. Bu arada senin düşüncelerin de bizim için önemli çünkü yani bu oyunu bilmeyen bir insan dışarıdan baktığı zaman hani bu oyuna nasıl bir yorum katıyor? Yani yani dış görünüş itibariyle beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Senin yorumundan da anladığımız üzere pek beğenmiyor gibi. Murat, sesin yavaş geliyor, arkadaşın çok geliyor. Ya benim mikrofonda sanırım sıkıntı var. O durumu da ilerleyen zamanlarda inşallah aşacağız. Yeni bir mikrofon almayı düşünüyorum açıkçası. Bir şeyler yapacak mıyız oyun içerisinde? Yani canlı yayın vasıtasıyla yoksa sohbet, hani yaparız, yenilik üzerine mi konuşacağız sadece? Bir şeyler de yaparız, muhakkak bir şeyler yaparız. Sohbet sonuç olarak hani aktivitenin gidişatını etkilemez. Yani bir şeyler yaparken de sohbet edebiliriz. Hadi o zaman bir Junon keselim hep beraber. Arkadaş demiş ki tılsım çekilişi yapar mısın ya da maden para çar. Şimdi karakter çekilişi yapamıyoruz çünkü karakter oluştururken, yani hesap oluştururken kabul ettiğimiz bir çeşit kurallar var. Bunların içinde de tabii ki telif de var. Yani kullanım kısıtı da var. Yani benim kullandığım hesap sana vermek gibi bir şey olmuyor maalesef. Ama madendir, para değil de maden olur. Hani üreteceğiniz bir şeylere yardım amaçlı. Tılsım ilerleyen zamanlarda muhakkak olacak. Yani tılsım vereceğim, dağıtacağım. Bir tane değil, birden fazla tılsım vermeyi düşünüyorum. Yalnız hepsini bir kişiye değil, olabildiğince çok kişinin bu durumdan faydalanması adına yapacağız. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler bekliyor göreceğiz. Bu arada Salih Yılmaz katılmış. Selamün aleyküm demiş. Aleyküm selam Salih. Salih de bizim epey eski abonelerimizden. Kendisini hatırlıyorum. Yani yayın, canlı yayından hatırlamasam da video altına yorumlarında hep bir görürdüm kendisini. 17 kişi olmuşuz. Yani chat bölümüne katılamayan arkadaşlar var. Onlar da keşke hani buraya bir merhaba yazıp hani hangi sunucudan hangi karakter ismiyle izlediğini
yazarsan en azından hani biz de öğrenmiş oluruz. Salih Yılmaz'ın karakter ismi Giresun'muş. Hatırlıyorum, şifacıydı sanırım o karakter. Ben de görüyordum onu ya, bu senin şeyde videoların altına yorum olarak yorum atıyordu bayağı videoların altına falan. Aynen. Gözler şimdi anlar yani. Serkan, Murat abi Skype çeker misin beni de demiş. Onu da arkadaşlar halleder. Sergen gelmiş. Oo, bak bakın kim var burada. Sergen bizimle. Benim karakter ismim Bambam abi demiş. Sergen hoş geldin sen de. Murat Turaç, Eminönü Jermaine isimli karakterle oynuyormuş. Murat senin yanındaki canlı yayındaki arkadaş kim? Bunu Lonca Milliyetçi Harekat sormuş. Ergül'üydü sanırım arkadaşın ismi. Şu an yayında bana eşlik eden arkadaşlar, hemen bir özet geçelim. Burak var bizimle. Burak, sen karakter ismin neydi senin? Efendim? Pardon, duyamadım. Karakter ismin? Enchantis olan. Aynen. Hemen Enchantis Burak bizimle. Akif var. Matthäus Akif. Abi Matthäus deme, Matthäus de. Tanımıyorlar abi. Matthäus. Mitoz bölümüne. İsmimi söyleyemiyorsun. Karakterimin nickini yanlış söylüyorsun. Abi, olmuyor mu böyle? İnsanlık hali. Alaaddin diyorsun bize. Matthäus diye okuyorum belki. Matthäus ne abi ya? Okunuşu mu? Yusuf dayımız bizimle. Egemen değildi. Egemen miydi senin karakterin? Egemen. Hı? Egemen Bosporus. Egemen Bosporus. Aynı zamanda Egemen X. Edelim diye bir vardı. Onun harici bir de Alaaddin var. Şu an yayınımızda. Alaaddin, sen de karakter ismini söyle istersen. Çünkü ben söylerken şimdi o diye başlarım. He, aynen. O Maraşlı o. Maraşlı işte karakterleriniz. Evet. Zaten arkadaşlar biliyordu çoğu. O şekilde yani. Tekrar bir sohbete göz atalım. Akabinde geçeceğiz şeye. Ufaktan bir aktivite ve Karaköy hakkında birkaç bilgilendirme diyelim. Bu arada 18 kişi olmuşuz. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada hemen yeni gördüğüm Jiggy. Eski, çok eski bir oyuncu. Eskilerin şifacısı. Selam vermiş. Aleyküm selam. Hoş geldin Emre. Emre bayağı bir eski bir oyuncudur ya. Bayağı da oyuncunun hani birçok kişinin tanıdığı bir isim. Teşkilatta da var mıydı o? Emre teşkilatta oynadı mı bilmiyorum ama Emre sen teşkilatta oynadın mı? Jiggy. Milattan önce demiş. O zaman kesin oynamıştı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Canlı yayında bizim bu chat'teki mesajlar görünmüyor değil mi size? Ya da sadece bana mı görünmüyor? Vallahi görünmüyor sanırım. İzleyemiyorum. İnternetim kısıtlı da. Hayır, görünmüyor. Ben bakıyorum. Anladım. Hemen bir şey yapıyorum. Müdahale etmeye çalışacağım. Hemen chat'in linkini bir yenileyim. Ya Akif, o olma ihtimali var mıdır diyorsun? Onun nicki farklı değil miydi sanki? O abi. Nicki neydi ya? Bilmem ne Kurtoğlu mu? Bir şeyler de sanki. Yakup Kurtoğlu muydu? Hayır, o değil. O değil mi? Bir saniye. Aynen. Alırım varsa. Herhalde ilk sağlıklı canlı yayınımız bu mu oldu? İlk değil, yani ilk sağlıklı yayınımızı tam sağlıklı olmasa da geçen gece yaptık. Sanırım 2 gibi başlayıp sabah 5-5.30 sularında yayına son vermiştik. Aynen. Ya ben katılacaktım ona da, çok fena dişim ağrıyordu o gece. Bu arada sohbet
Yani oyun içerisindeki sohbeti göremiyoruz demiş arkadaş. Hemen logoyu kaldırayım. Oradan bir görün madem. Bu canlı yayın işinde sıkıntılar hakikaten peşinize bırakmıyor. Ya da biz bu işin acemisi olduğumuzdan dolayı böyle. Şu an yani şeffaf chat ekranını açtığım zaman ben görebiliyorum. Ama ne hikmettir, yayına aktaramadım şu an bunu. Yusuf sen ne yapıyorsun oradan? Merhabalar yazmış. Cigi teşkilatta olmadığını söylemiş. Sadece Eminönü sunusunda olduğunu söylemiş. Bize görünüyor demiş Sergen. Sergen bahsettiğimiz şey oyun içerisindeki chat paneli değil. Sergen de gelsin canlı yayına eğer müsaitse. Yok, Sergen'i almıyoruz. Kapasite bu kadar. Sergen'in gelmesine gerek yok diyormuşum. Tabii ki, falan o zaman doğru abi. Sergen ağır basar. Şu an gayet iyi yayın donmuyor demiş. Ergül'ü ESC'ye bas demiş tekrar. Kapat şunu demiş. Kötü görünüyor demiş. O durumu ben tekrar açıklayayım arkadaşlar. Neden şu an o ayarlar kısmını görüyorsunuz? Çift ekran kullanıyorum. Şu an sağdaki ekrandan birkaç işlem gerçekleştiriyorum. Oyunu o halde bırakmazsam eğer, hatta göstereyim şöyle. Yani sağ taraftaki ekrana gittiğim zaman oyun şu şekilde dönüyor sürekli. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı ben burada ESC'ye basarak geçiyorum. Ekran dönmüyor. Yani emin olun bu şekilde kalması hepimizin sağlığı için daha iyi. Birkaç işlemim var. Onları halledeyim. Akabinde tekrar oyuna geçiş yapacağız. Devamında da etkinlik niteliğinde bir şeyler yaparız muhakkak. Şeffaf chat. Şeffaf chat'i hala alabilmiş değilim. Almaya çalışıyorum ekranıma. Sanırım şeyden kaynaklanıyor bu. Kodlarla alakalı bir problem olduğunu da düşünmüyorum. Ama ve lakin sebebi nedir bilemedim. Acaba yayını kapatıp tekrar mı açsak? Muhtemelen düzelecektir. Çünkü. Gerçi bir saniye bakayım. Sanırım linkte bir kırılma var ya. Onu tekrar şey yapayım. Düzelteyim. Bu arada arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bu Karaköy hakkında? Yani Skype'teki arkadaşlar, tabii diğer arkadaşlar da fikrini belirtebilir. Sizce yeni gelecek bölge bizlerin beklentisini karşılar mı? Ne diyorsunuz bu işe? İyi şeyler gelecek diye düşünüyoruz. Gayet bu kadar aradan sonra İnşallah bizleri memnun eder. Yani insanlar olarak, kaç yıldır bekliyor? Beklenti olarak ne var abi? Mesela benim beklentim şu. Şu an mesela şu saatlerde ben savaşmak istediğim zaman ileri tıkladığımda 1-2 saniye geç gidiyor. Tamam, bu bazen benim internetimden de kaynaklanıyor olabiliyor ama bazen de tamamen oyunun sunucusundaki yoğunlukla alakalı oluyor. Sizce bu evet. Durumu aşar mıyız? Yani Karaköy'le birlikte oyunda bu lag dediğimiz, ping dediğimiz, ıvır zıvır dediğimiz gecikmeler ortadan kalkar mı acaba? Yani o başka bir platform bence ya. Şöyle bir hani şeyim var aslında benim kendi yani görüşümce. Hani kuşkum var. Hani yeni eklenti geldiği zaman hani farklı sunucu veyahut da yeni sunucular eklenecek mi? Çünkü hani daha öncesinden hani oyunu bırakma derecesinde olan arkadaşlar hani emin sunucuna geldiği için hani karakterlerini aktardığı için bir hayli bizim sunucumuz şu an kalabalık. Yani artık sunucu bayağı hani kasma durumu falan yaşıyor. Keza onun haricinde hani şu an eklendi pakete gelecek. İnsanlar hani oyuncular merak içerisinde hani dönenler oldu oyuna. Evet. Hani yine başlayanlar oldu. Daha da kalabalıklaştı. Hani artık sunucu hani kaldırmıyor. Hani o dereceye geldi. Hani
merak ettiklerimin içerisinde şu var. Hani eklenti geldiğinde yeni sunucu hani dahil edilecek mi? Veyahut da ne bileyim hani sunucu yoğunlukları eşit parçaya bölünecek mi? Hani kapasite olarak. Hani merak ettiğim en büyük konulardan biri bu benim şahsım. Abi bana kalırsa en kalabalık sunucu Eminönü şu an. Şu an şey... Diğer sunucular zaten boş. Diğer sunucular boş. İşte yani genel oyuncular hani genel oyuncular eklenti geldiğinde tekrar hani sunucusuna dönecek mi? Hani yoksa umuyoruz. İşte inşallah öyle bir şey olur da. Bu arada yeni çünkü bir abonemiz oldu ama kaçırdım kimin abone olduğunu. Ona da buradan bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin isimsiz kahraman. Hoş geldin arkadaş. Bilmiyorum, benim de aklımdaki düşünce o açıkçası yani. Zaten şu an yük var. Bir o kadar daha yük binerse durum ne olur? Yani hani hem oyundaki hani alacağımız keyif olarak hem de ne bileyim hani oyuna bir şey yapmaya giriyoruz misal. Yani kendi aramızda hani sabaha karşı dahi hani grup bölgeleri olsun ne bileyim hani dolu hani giremiyoruz, erişim sağlayamıyoruz. Bu şeyden de kaynaklanıyor aslında hani oyun içerisinde bölgeden çıkarken hani F4 kombinasyonuyla çıkan arkadaşlardan kaynaklanıyor da. Ama yine de hani onlara bir çözüm bulunacak mı? Çünkü hani keyif alamıyoruz. Misal bölgeye girmek istiyoruz. Hani dolu oluyor sürekli. Yani boşalmasını bekliyoruz vesaire. Bu gibi sorunlar. Çözüm olacaktır ama ya. Yani muhtemelen illa ki olacaktır da hani nasıl bir yol izleyecekler? Hani ne gibi bir çözüme kavuşturacaklar? Ben şunu duymuştum. Eskiden server'ın mı altyapısının yetersiz olduğu için anlatabildim mi? Bölgenin sığdırılamadığını. Ama bunu yenileyip bir bölge çabasına girdilerse aynı şekilde bu sorun da çözülecektir. Anladın mı? Tabii abi. Yapı genişletilecektir de. Mesela lonca puanlama sistemi 32 bit olduğu için belirli bir sayaçta tıkanıyordu. Şimdi o sayaç da geliştirildi. Aynen o gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Oyundaki altyapı geliştikçe bu lag dediğin, kasma dediğin sorun ortadan kalkacaktır. Öbür türlü zaten bölgeyi sığdıramazsın. İyileştirme yapmaz. Ciddi anlamda sorun yaşıyoruz çünkü hani savaşırken olsun, hani bölgede olsun, öbür hani kasma sorununu baya baya yaşıyoruz. Bu da bizi tabii oyundan hani soğutuyor ister istemez. Hani keyif alamaz duruma geliyoruz. Hani saatlerce oyun içerisinde hiçbir şey yapmadan sadece hani sohbet, muhabbet için hani girer pozisyona geliyoruz haliyle. Hani bunlar önemli tabii. Bunların cevapları ne şekilde olacağı, nasıl olacağı. Ya biz de diğer arkadaşlar gibi bekliyoruz zaten merak içerisinde ama bakalım. Şimdi benim de duyduğum kadarıyla oyun motorunda da fazla bir işlem yapılamıyormuş. Ama tabii bizim sadece duyum. Bu arada Sefa Delikanlı yayınımıza katılmış. Sefa hoş geldin, kolay gelsin demiş. Sefa da bizim üniversiteden arkadaş. Görünce bir şaşırdım açıkçası. Böldüm şeyinizi, sohbetinizi. Kusura bakmayın. Devam edin lütfen. Teşekkür ederim. Hoş geldin diyelim o zaman. Şöyle bir chat kısmına hazır sizi bölmüşken bir göz atalım. Yani şu eski soruya cevap olarak atılmış sanırım. Beklentisi Murat Turaç'ın bolca fare adam hocam demiş. Baya baya fare adam bekliyoruz. Evet, bu hepimizin beklentisi. Ama bunun yanında robotlar ve değişik şeyler de olacak gibi ya. Yani yaratıklardan çok acayip yetenekler öğreneceğiz gibime geliyor. Misal. Murat şimdi bölüyorum da ya zaten fare adam çok abartılıyor bence ama şu da var. Hani oyunun hikayesi zaten bunun üstüne. Fareler üzerine gidiyor oyunun hikayesi yani. Bazı oyuncular belki çok isyan ediyor ama. Yani kayadan dolayı kaynaklanan bir durum bence. Evet, olabilir. Kürşat Yıldız yeni yetenek olaydı demiş. Hakikaten keşke olsaymış. Ama bizim yani şahsen benim düşüncem ilerleyen zamanlarda muhakkak yeni yetenek eklenecektir. Bence büyücülere bir ışınlanma hiç fena olmaz ya. Hani Gaffar bunu kullanabiliyorsa biz de Gaffar'ı hani öldürdüysek bence ondan öğrenebiliriz ya. Yani bu arada Murat biliyorum Kürşat Yıldız bizim teşkilattan loncamızdan arkadaşımız. Öyle mi? Ha. Evet. Kendisi teşkilat ulemadır. İfşa ediyorum buradan kendisini. İfşalandı. Tanıyan tanımıyor. İfşalandı. Canlı yayında bir ifşa şoku. Akın oyunda yok demiş. Kalkmaz demiş. Şunu
Ben söyleyeyim bir daha abi. Hani oyunun hani genişleme paketindeki videoyu izleyince hani şuna karar verdim. Hani hol bölgesi geldiğinde de mesela yine hani farklı bir şey sunmadılar önümüze. Hani oyunun hikayesinden hani esinlenerek mesela şöyle düşünün. Emin'in sundusundaki mesela akreplerden yola çıkacağım. Hani bu geminin tarafındaki Yasemin'in oradaki. Evet. Hani o akrepleri misal hani adamlar büyütmüş. Hani hol bölgesine yani slot olaraktan yaratık olarak koymuşlar. Anladın mı? Hani çok yaratıcı veyahut da çok farklı bir şey olmadı hani hol bölgesinde. Yine bilindik hani görmüş olduğumuz hani bildiğimiz yaratıklarla karşılaştık. Hani videoda zaten gördüğümüz gibi nefardan var söz konusu. Yine hani çok farklı yaratıklardan hani geleceğini düşünmüyorum. Yine aynı oyun içerisindeki var olan yaratıklardan hani esinlenerek bir şeyler çıkacaktır ortaya. Hani çünkü hol bölgesinde bakıyoruz mesela hani akrepler var. Akreplerin hani o büyütülmüş hali yani önündeki akreplerin hani biraz farklılaştırılmış hali. Yani örümcekler keza aynı şekilde. Hani labirentteki örümceklerin biraz daha hani geliştirilmiş hali diye düşünüyorum ben. Hani onun dışında da bir şey yoktu zaten. En son eklenti hani hamur bölgesi. Yine eklentilere zaten yine oyun içerisindeki hani yaratıklardan kaynaklanan yine bir gelişim olacaktır. Yani çok farklı bir şey beklemiyorum açıkçası. Chat bölümünü sonunda alabildik yukarıya. Çok mutlu oldum. Şu an sizlerin ekranında da chat bölümü yani yayında görünüyor mu arkadaşlar? Bir bilgilendirirseniz. Doğrudur görünüyor şu an geldi. Evet. Ama biraz sanki geriden mi geliyor? Yani bir 5-6 saniye bir gecikme muhakkak olacaktır. Tüm canlı yayınla konuşamadım belli. Kemküm. Canlı yayınlarda bu gecikme oluyor. Sebebi yani atıyorum biz şu an normal bir yayın yapıyoruz ama hani turnuva tarzı bir şey yapılmış olsaydı yayını izleyen adam moderatör gözünden diğer adamların yerini söyleyebilir gibi ve hani çeşitli sebeplerden ötürü canlı yayında gecikme oluyor. Yok ben şunu eklemek istiyorum. Hani pencere sadece bir kısımda mı kalmış? Ok işareti var görüyorsan. Ok işaretine bir kere basarsan en alttakini gösterecek. Ha dedim. Ondan bahsediyorsun. Aynen dur hemen evet. hemen çözüyorum o durumu. Teşekkür ederim. Bu arada ne yapacağız abi? Hani etkinlik olarak bölge mi düşünüyorsunuz? Onu da şey yapalım. Yani bölge mi yapalım? Bilmiyorum ki. Hani çemberli taş doludur büyük ihtimalle de. Biz de sıkıldık. Hem bir aktivite aha olmuş olsun bize. En son Akif'ten bir öneri aldık. Dedi ki siz bir yere götüreyim. Nereye götüreyim dedi. Migrat mı demişti Akif sen? Migrat'a mı gidelim demişti. Migrat mı demişti? Sığınak demişti. Sığınak mı Migrat? Fark etmiyor. İkisi de yani olabilir. Sıkıntı eğer yok. Çemberli taş dolu değilse çemberli taş yapalım. Yoksa da Migrat yapalım. Yani olur. Çemberli taş doludur. Yani hiç bakmaya bile gerek yok. Hatta hiç zaman kaybetmeyelim. Çünkü ben son zamanlarla çemberli taşa girmek için oyuna giriyorum. Yani dolu olduğunu görünce çıkıyorum. Can sıkıcı yani bir durum aynen. Aynen çok çok acayip yani sıkıyor insanı. Bir Kenan Junon olabilir yani. Evet Junon daha mantıklı. Yayındaki gecikme geçti mi ya o şey gecikme diyorum. Sohbetteki chat bölümündeki. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlar olmuş. Onlara da hoş geldin diyelim. Kimler katılmış? Emre Poyraz yeni gelmiş sanırım. Yeni değildi herhalde. Emin olamadım. Ama Furkan gelmiş bizim teşkilat sunucusundan o da. Furkan sen de hoş geldin. Emre demiş ki beyler eksik adam varsa büyücüyüm demiş. 2100 hasarım var demiş. Yani o anlamda bir şeyler söylemiş. Hala da chat'in sorun devam ediyor o şeyle ilgili, ok sembolüyle ilgili. Onu hemen çözüyorum, Onu hemen ivedilikle çözüyorum. Niye orada öyle kalmış? Sanıyorum ki. Yayını şu an komple chat olarak kapattım. Tekrar geldi. Evet. Çözüm ararken ben. Birazdan tüm yayın gidiyormuş. Chat'i yapacağız diye. Kötü olur değil mi? İçini çekti kaçtı. Yapmadığımız şey değil ya. Geçen dün akşam değil. Ondan önceki akşam
Emre ile doğru şeyi ayarlamaya çalışıyoruz. İşte internet hızımıza göre en kaliteli yayını vermeye çalışıyoruz. Abi neler yapmadık ki? Emre? Neler yapmadık? Emre kim abi? Emre mi dedim? Emre beni andı. Burak'la. Skype'ten çıkıyorum ya böyle. Ben dedim ya, askerden geldi de. Yok yok askerden. Canlı yayını ayarlıyor falan. Geçen ama o da yayına katılmıştı. Belki oradan kalmıştır aklımda. Olur. Abi bana yıllardır Akif diyorsun. Hani Akif Alaaddin diyorsun. Normal yani hani bunlar. Bak sen yayına gelmeden önce de bu konudan bahsediyorduk. Harbiden öyle ya. Bilmiyorum hani nedir ne değildir ama. Ya şundan kaynaklanıyor bence. Hani benim ismim biraz uzun ya abi. Hani... Çok mu benziyoruz acaba? Yok. Da ben hani şöyle Akif hani bizim isimlerimizin baş harfi aynı başlıyor ya belki de ondan hani aklında seninki kısa olduğu için hani direkt seninkini söylemek daha kolay oluyor. Yani Akif Alaaddin. Ya farkımız yok zaten de hani onu bir türlü zaten düzeltemedim Murat yıllardır. Bu arada tamam düzeldi. Chat konusu halloldu mu? Baktım ben. Oldu. Bir kahve alayım da ben geleyim. Ya bir kahve de ben alayım ya. Afiyet olsun beyler. O zaman ben de bir kahve alıp geleyim madem aldınız. Hemen Murat, chat konusu halloldu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yani yavaş yavaş öğreniyoruz diyelim. Ben bir kahve alabilir miyim arkadaşlar? Bu arada birkaç şey gelmiş. Kürşat demiş ki çok acayip bir şey söylemiş. Onu ben seslendirmek istemedim. Ben de seslendirmek istemiyorum. Emre sizin ortam iyiymiş demiş ama ortamdan bahsetmiş sanırım. Emre teşekkür ederiz. Biz de her gece böyle. Bakma sen yayına bu şekilde giriyoruz. Şimdi biraz daha tutuyoruz kendimizi. Yani enerjinin %20'sini yayına aktarıyoruz. Geri kalanı da yayından sonra. Bu arada ben oyundan düştüm gibi hissediyorum sanki. Yok düşmemişim. Şu anda bir yok yok düşmemişim. Yokluk gözükmüyor ama. Hı, düşmemişim. Evet. Buradaymışım. Dur bir reklam yapayım oyun içerisinden. Hani belki de izleyen Lodos arkadaşlar da kendi klanlarından bir reklam geçerler. Belki. Bu arada 18 kişi olmuşuz. Yayının başında bir müzikle başladık. Yani güzel bir müzikle başladık. Bilmiyorum beğendiniz mi veya müziği yakalayabildiniz mi, kaçırdınız mı, kaçırmadınız mı? İlerleyen saatlerde tekrar vereceğim o müziği. Bakalım müzik hakkında düşünceleriniz ne? Bu müzik değerlenir beyler. Benden söylemesi. Geldim ben. Hangi müzik abi? Sen kaçırdın tabii. Neyse yayının... Muhabbeti kaçırdım. Yayın sonu video olarak artık izlersin diyormuşum. Şaka bir yana ilerleyen dakikalarda tekrar vereceğim o müziği. Dinleyelim. Verirsen. Furkan demiş ki Karaköy'ün ne zaman geleceğine dair bir bilgisi olan var mı? Tam olarak bir bilgimiz yok Furkan. Bunu emin ol geliştirici ekip harici kimse bilmiyordur. Hani bilen, aynen. Bilen kişinin sayısı da bir elin beş parmağını geçmez yani. Senin merak ettiğin kadar biz de merak ediyoruz. Ama bu merakına tam olarak su serpemesem de şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi videodan izlediğimiz kadarıyla konuşacağım. Videoda hemen hemen birçok şey yerine oturtulmuş. Yani bize verilen, yani bize haber verildikten sonraki geçen zamanda epey bir iş çıkartmışlar. Gerçekten bu adamlar çalışmışlar yani. Ben inanıyorum ki azimli bir şekilde çalışıyorlar. Hakikaten yıllardır beklediğimiz güncellemeyi hani bizlere sunabilmek için onlar da ellerinden geldiği kadar uğraşıyorlar. Ama hani ne zaman gelir kısmına ne söylesek yalan olur. En yakın tahmin olarak ben şunu söyleyebilirim. Yani
bize bir fragman verdiler diyelim. Filmi ne zaman gösterirler? 1,5 ayı geçmez. Niye 1,5 ayı geçmez? Geriye ne kaldı da 1,5 ayı geçmez? Şimdi yeni itemler olacak. Yeni işte atıyorum reçeteler olacak. İşte atıyorum düşen malzemeler olacak. Bunlar için testler yapılacak. Düşme oranları test edilecek. Madenler muhakkak eklenecek. Hani madenlerin saf çıkıp çıkmama olayları test edilecek. Hani bu testler yaklaşık olarak bir 2 hafta alsa genel olarak testler ki hani parça parça muhakkak testleri sunacaklardır. Totalde 1,5 aya kadar sanıyorum ki bizlerle buluştururlar. 1,5 ayda ne zamana geliyor? Hemen hemen Nisan gibi desem, Nisan tabii ki 1,5 ay sonra değil ama Nisan'a kalmaz muhakkak Karaköy'de kasmaya başlamış oluruz. Bu arada Giresun isimli arkadaşımız şey yapmış, Murat sırf canlı yayın açtı diye girdim, oyunu silmiştim demiş. Ona da buradan hoş geldin diyelim. Aha. Salih olması lazım. Salih, oyun nasıl değişmiş mi? Oyuncu sayısı nasıl? Beğendin mi? Uzun zamandır girmedim diyorsun ama yani biz plussızlar olarak artık oyuna giremiyoruz. Girmek için uğraşıyoruz. Candan Ali gelmiş aramıza. Hoş geldin Candan Ali. Murat abi, güncellemeden sonra birlikte oynama şansımız var mı demiş. Güncelleme derken Karaköy'den sonra demek istemiş sanırım. Tabii ki Ali'cim, yani biz zaten şöyle anlatayım. İlk bölge geldiği zaman ilk işte boss'tur, işte atıyorum slot'tur, bunların kesimlerini canlı yayında direkt buradan canlı olarak yayınlayacağız. İşte atıyorum bu nedir? İşte şudur. Nasıl kesilir? Böyle kesilir. Hangi enerji, hani bardaki o enerjide hangi yetenek kullanılır? Hangi işte karakterler, hangi itemlerle veya hangi iksirlerle bu bölgede bulunmalı? Bunların hepsine bir açıklık getireceğiz. Çünkü biz de uğraşacağız o bölgede. Ama Eminönü, Meteor bölgesi gibi yani savaşa açık bir alan olduğu için benim tahminlerime göre muhakkak ki amacının dışına çıkacak klandaşlar olacaktır. Gerek Arz gerek Lodos kısmında. Bu da demek oluyor ki yani kıyamet vakti hakikaten kıyameti kopartacak gibi. Geçmişte olduğu gibi. Tam manasıyla ismin özelliğini taşıyacak. geçmişte olduğu gibi. Orada vurgu yaptı. Orada aynen. Orada yapacağını yaptı bizim Murat yine. Bu arada Akif ve Alaaddin'le bu büyük hol bölgesi geldiğinde aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hiç bahsetme istersen Murat. Arkadaşlara kötü örnek olmayalım. Yani, biz dostuz. Yok, sözünü valla kesiyorum, şey diyeceğim. Salih demiş ki bu çarı size ben hediye edeyim, birine verirsiniz, ben girmiyorum onu demiş. Salihciğim, buna hiç gerek yok. Hani bence yeni bölge geliyor, Salih, eklenti geliyor. Tekrar dönmelisin oyuna. Hani bence gereksiz. Yani, oyuna tekrar dönmen daha iyi olur. Hediye etmek tamam, eyvallah. Muhakkak iyi niyetinden dolayı diyorsun ama hani oyun içerisinde bu tür şeyler yasak. Yasak olma sebepleri arasında şöyle bir şey var. Bu tamamen hani seninle alakası söyleyeceğim bir şey. Hani satın alınan karakterlerle alakalıdır. Buradan bir bilgilendirme geçmiş olalım. Atıyorum bir karakter satıldı veya hediye edildi. Siz bu karakteri kullanmaya başladınız. Aradan 2 hafta geçti. İşte atıyorum tılsımlarınızı bu karakterin içine koydunuz. İşte paranızı, madeninizi, ıvır zıvır birikimlerinizi bu hesabın içine koydunuz. Bu karakterin içine koydunuz. O karakterin yani size veren kişinin o karakteri geri alması gibi bir gerçek var. Var, defalarca örneğine canlı şahit olduk. Yapıyorlar bu şeyleri. Daha sonra hani siz belki farkında olmuyorsunuz ama yani bazı şeyleri hani bedavaya getirdik, işte o bağ işte hiç yok, hiç yoktan full karakterimiz oldu diyorsunuz ama yani kaybettiğiniz şeylerin de haddi hesabı olmuyor. Bu konuda da sizleri dikkatli olmaya çağırıyoruz. Çağırdık, gitti. Evet arkadaşlar, ben de geldim. Nerede kalmıştık?
Murat hoş sen geldiniz. Şey diyordun. Hadi o zaman hep birlikte geldiyseniz bir bölgeye götüreyim sizi. Kenan mı nereye keseyim gidiyorum? Size? Junon mu keseyim? Ne keseyim? Hadi Junon keseyim size hadi. Ne kesiyorsunuz? Junon mu keselim? İyi hadi Junon keselim. Hadi yine iyisiniz. Şifacı Murat, da açtıysa. Murat sen geleceksin değil mi? Geleceğim. Yok Murat. Hani canlı Murat şeyi var ya. Geleceğim tabii ki. O zaman o kalabalık. Murat Hatta. Turaç demiş ki Karaköy Eminönü gibi bir açık mekan olacağı için yeni yaratıklarda olur diye düşünüyorum. Yeni yaratıklar muhakkak olacak. Fare adam dışında. Ya zaten videoda abi, görmedik mi Murat? Şu an çember falan. Orayı tek başıma parçaladım yalnız ha. Karizmatika demiş ki sizler için demiş Lodos klanından reklam yapıyorum demiş. Yani bilgilendirme. Yusuf. Yusuf. Demiş. Buradan da teşekkür gördün mü orayı? Kaç kişi gitti dayı oraya? Diğer sunucu arkadaşlar da aynı şekilde reklam yapabilir. Yani reklam dediğim bilgilendirme geçebilir. En azından bu ortamın kalitesini arttırabiliriz. Bu ortamı birçok oyuncuya hani oyuncuyla paylaşabiliriz. Muhakkak ki daha güzel sohbetler gerçekleşecek. Hani gerek Skype'te gerek hani şu sağ taraftaki chat bölümünde. Tabii şimdi sizde sol tarafta görünüyor. Hani bu adam sağını solunu bilmiyor mu lan diyeceksiniz ama bu benim ekranım da sağ tarafta. Müsait olan bir arkadaş Savaş Uç yapabilir mi? Şansı var mı? Bende yer yok. Savaş yer olmadı, ya, yok yapalım. İki tane veya üç tane. Bir tılsım aktarımı yapalım. Müsait kim varsa. Kürşat Yıldız, Lodos ben geçiyorum. Gidiyorum muhabbetiniz bol olsun. Karaköy gelince haber edin demiş. Kürşat kendine görüşmek iyi üzere bak. Kürşat. Görüşmek üzere Kürşat. Kendine iyi bak. Furkan sürpriz konuğunuz kim Murat demiş. Furkan forumda genel etkileşimde bir konu açtık. O konuyu dikkatli şekilde incelersen muhakkak ki senin dikkatinden kaçmayacaktır bazı şeyler. Sürpriz dedik, yani direkt söylemek olmaz. Ama forumdaki konuya bir göz atmanı isterim açıkçası. İlay da aradı kahvemi kül döktüm ya, ziyan oldu kahvem. Bir daha almaya gideceğim. Beni bekleyin. Migrat mı yapıyoruz? Migrat bölgesinde misiniz? Yani o... Migrat girişte arkadaşlar. O girişe arası. Girip bir kutup açabilir misin Murat? Ya bir de çekersen oraya hortlak çek abi. Ortak hatta şey. Bir saniye dur. Dayılar bir saniye. Yusuf Murat ne yaptın dayı? Oğlum bende şey de yok. Öldüm. Dur onu alalım bir geri çıkalım abi. Oo. Ben bir elek 3 takayım. Burak burada mısın? Buradayım Savaş 3'teyim ben. Dedim, tamam onu kabul et de ben verdim şu an. Sen AFK'sın sanırım. He tamam. Hı-hı. Adamları keserken ona bak. Ben geçiyorum şeye, Maraş büyücüye, Maraş'ı yaparız. Hadi dayı o zaman girelim biz. Ben de gidiyorum bir saniye. Game Life demiş ki, abi lütfen beni de Junon alın demiş. Arz mısın sen? Bir yerimiz var mı arkadaşlar? Bakalım bir yerimiz olursa neden olmasın? Burak neredesin? Adadayım. Savaş 3 yapma şansın var mı? Yapıyorum bir saniye. 97 canım. Bu arada yayını izleyen Jerem Mayin arkadaşımızı da görmüş olduk burada. Mirat girişte. O zaman kendisine buradan merhaba kardeşim diyelim. Bu combo var. Komboya dönebilir misin? Buradan hatta koordine ediyor adamı ya. Portmak çekeyim. Abi yine bir orayı patlattım ben. Bir grup atabilir misiniz arkadaşlar bana? Ben bir PM atayım. Abi tertemiz oldu burası ya. Hangi karakterle geleceksin? Büyücüyle geleceğim araçlıyla. Akif. Yapma onu Akif. Ne oldu dayı? Combo bizim canlı yayındaydı. He pardon kardeşim ya. Adamı neyi kesiyorsunuz da? Çok özür dilerim. İstemeden oldu. Geliyorum ben bir.
Bölge değişikliği yap. Karizmatika demiş ki bağır biraz. Karizmatika biraz daha bağırırsam yani hiç mutlu olmayız. Ama yine bir mikrofon alacağım. Bu ses olayını kökünden çözeceğiz. Ah, kesti beni. Emre Poyraz demiş ki Murat abi şu oyunda düzgün adam bulmak zor. Her zaman yardım ederim. Bunu söyleyeyim demiş. Oyundaki ismi Kara X E X Şeytan. Bunu belirteyim demiş. Buradan da ismini tekrar geçelim. Kara X E X Şeytan. Yardıma ihtiyacınız olduğu Burak, zaman abi gel sen beraber gidelim biz. Ben de sancaktayım. Ben gitme. Aldım Murat'ı. Gitme. Dayılar ben de geliyorum ama. Alaaddin geri dön. Oo bayağı tamam. Migratörü doldurdu hiç şey yapmıyor. Gördüm gördüm. Toplayalım da öyle gidelim oraya. Bu arada yeni izleyicilerimiz var sanıyorum. Şu adamı kesmeyelim bari ya. Bu arkadaşlara da buradan hoş geldiniz diyelim. İzleyen arkadaşlar sunucu ve karakter ismini... Arkadan gidelim gel Burak. ...yazarsa... Güzel olur. Abi Ars klanı olarak toplu şekilde savaşırken canlı yayın başlatırsan çok güzel koordine olabiliriz ha. Savaşan yani, arkadaşlar da canlı yayına katılırsa yani çok süper olur diye düşünüyorum. En azından sesi duyarlar hani şey yapmasalar bile alt arka plandan dediğim gibi biraz daha zaman, sağlıklı olur savaş. Ama arkadan şu an çok ağır klavye mouse sesi geliyor ya. Harbiden şu an ben de ona bir bakayım. Hafif bir şey yapsak, mikrofondan uzaklaştırsak. Sanıyorum ki Alaaddin'den geliyor. Laptop kullanıyorsun galiba. Laptop kullanıyorum da benim o zaman bir saniye şöyle yapayım. Laptopun yerini değiştirmem gerekecek. Yani hem masaüstü açık hem laptop açık. Yani laptopun hani mikrofonu tuşların orada olduğu için hani altında olduğu için klavyenin. Alaaddin'in keserim de ondan sonra da bir çözüm bulacağım. Bir saniye. Ben de gidelim de. Geldik abi gidişe. Bir saniye. Şu an iyi mi? Yani o kadar rahatsız edici mi? Akif. Efendim. Komboya arz yapmışsın. Tebrik ederim. Vallahi mı? Adamı kestin, adam gitti klan değiştirdi. Doğru yol. Burada hoş geldin diyorum tekrardan. Bunu kesiyor muyuz bu dede geldi var. Yok. Kesmeyelim ya. Kesmeye kesme abi. Tam kimseyi kesmeyelim abi. Şimdi bu kadar mıyız? Başka gruba alacağım biri var mı? Bölgedeyim. Ha dayı. Neredesin? Evet. Sen grupta bölgede, değilsin. Bölgede bir PM attım. Beyler makine resetledi kendini. Acaba niye? Ben de elektrikler mi gitti? Aynen. Bir elektrik gidip gelmiş olabilir. Abi 44 derece olmuş. Bu havada normal mi? Görüyorsun Fuat abi. Abi 80'lere 90'ları gördüm ya. Şu karı bizi kesmişti az önce lan. Vurun lan şuna. Bak yine geliyor. Serkan beni gruba aldı. Bu kimin grubu ya? Ben yanlış gruba mı girdim? Burak grubu toplar mısın? Çıktım o gruptan. Teşekkür. Oyunda da bir gecikme var. Alaaddin Skype'ten düştü sanırım. Aha. Bu arada biz hazırlıkları devam ettirirken İzleyicilerle şu parçayı paylaşalım. Bakalım müzik hakkında ne düşünecekler. Belki ileride bu tarz bir müziği hani böyle bir boss keserken falan duyar mıyız acaba? Bir bakalım, bir dinleyelim. Dinlemeden önce Çepni sanırım ufak bir argo kelime kullandı diye tahmin ediyorum. İletisini geri çekmiş. Murat'tan bir uyarı gelmiş. Arkadaşlar şimdi küfür konusu yani sanıyorum ki 10 yaşında değil burada kimse. Ondan dolayı hani uyarmaya bile gerek yok. Muhakkak yani. Çok şanslısın ya. Var ya chat'i kapattığım anda yemin ban atardım sana. İlk ban.
Ban atma. Yayına moderatör arkadaşları aldık. Yani moderatör arkadaşlarımız var. Chat'i kontrol ediyor. Gerekmediği sürece tabii ki hani buradan uzaklaştırma olmayacak. Hani sonuç olarak burada hep beraber bir sohbet, muhabbet içerisindeyiz. Grup alabilir miyim? Gerçi bu Çepni bizim şey değil miydi? İbrahim'di bu. Hemen geliyorum. Tamam tamam. İbrahim'i tanıyoruz ya. Onda sıkıntı olmaz herhalde. Yanlışlıkla kaçmıştır ağzından diye düşünüyorum. Candan Ali Eminönü eskiden Tancak'taydım demiş. Matt Murdock, Michael Scorpio. Grup kimde? Fizikçi nickleriyle oynuyormuş. Sancak sunucusu. Bizim Alaaddin nerede? Sunucusu olması lazım. Sır Dolu'yu bilir misin acaba Ali? Bu arada Alaaddin'in elektrik... Dayıcım, Egemen Bosporus, hem Meteor'dasın hem Adadasın. Bir lonca liste yaparsan görebilirsin. Hemen bakıyorum. Ha, takılmış mı? Nasıl olmuş o ya? Aynen arada oluyor dayı öyle ya. Tür şeyler. Bu arada 20 kişiye ulaşmışken hemen şu müziği veriyorum arkadaşlar. Siz de tekrar dinlersiniz. Bakalım ne hissettirecek. Muazzam değil mi ya? Yani ben şahsen çok beğendim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Tabii canım. 3 yıldır o müzik favorimiz ya. Ayıp ediyorsun. Etkileyici bir müzik. Gerçekten. İKV Serin Play. Forumda görmüştüm bu arkadaşı. Hoş geldin. İsmini bilmiyorum ama tekrar hoş geldin diyelim aramıza. Serum Play. Evet, o da videolar yüklüyor bu arada. Ben takip ediyorum o arkadaş. Evet evet, ben de içeriklerini birçok defa hani gördüm ve beğendim. Güzel işler çıkartıyor açıkçası. Evet. Akın çıldırdı. Serum Play buradaymış. Onur abi vur bana demiş. Aman Allah'ım, canlı yayında neler oluyor. Katliamlar başladı.
Alp sen de mi buradaydın demiş. Grubu kurun abi. Grubu ben mi kurayım? Grubu ben kurmayayım ya. Sana düştü. Ben çıkayım, siz alın beni de. Tamam, ben alacağım. Şey söyleyeyim, İlay'da alacak. Aslında Selim Play de yani müthiş bilgilere, yani bilgili bir oyunun en azından geçmişiyle alakalı, hikayesiyle alakalı bilgili bir arkadaşımız. Burada birkaç soru soruldu. Muhakkak ki onun da fikrini almak isteyeceklerdir. Sorular neydi? Karaköy'de bizi ne bekliyor Selim Play? Bir de ismini yazarsan hitap etmek için. Murat abi, sen nasıl o kadar ölüyorsun, şunu bir açıkla. Ha, sanırım Murat Turaç'tan bahsediyor. Ha, Aykut. Aynen Aykut. Aykut, çok acayip sorular geliyor. Cevaplamakta güçlük çekiyoruz. Bu konuda sana da iş düşüyor sanırım. Sonuçta sen, yani seni de görüyoruz forumda. Oyunculara karşı böyle bir şeyin var. Bilgilendirme gayretin var. Ama şu an sanırım epey bir kitlemiz düşmüş. Akif, WhatsApp'a bakar mısın? Akif, seni kesiyorlar lan oyun içerisinde. Hallettim. Sıkıntı yok. Abi, orada gayet açık bir şekilde yazdım ama ben. 3 tane L var. Dediğin gibi. Küçük yazıyorsun abi. Hepsini. Hepsini küçük yazdım, olmadı. Ha, oldu, tamam, şimdi oldu. Tamam. Aykut, müziği yakalayabildin mi acaba? Yani dinleme fırsatın oldu mu? Denk geldin mi? Yetişebildin mi? Mehmet Kaçmaz selam vermiş. Aleyküm selam Mehmet. Aleyküm selam. Lütfen kombo arkadaşımız alın. Beni de alın diyor, evet. Kombocum şu an hani Lonca'dan arkadaşları çağırmış bulunduk. Şimdi ayıp olmasın, sana da ayıp olmasın ama önümüzdeki yayınlarda yine, hatta yayına gerek kalmadan gireceğimiz bölgelerde Alaaddin'in elektrikler gitmiş. Öyle mi? Aynen. Bir kişi alabiliriz herhalde. Zaman. Bir kişi, evet, alabiliriz. Al o adamı. Eksi şu an. Komboyu alıyorum. Aynen. Şanslı adam ya. Adam bizim için arz olmuş ama. Aynen. Hak etmiş. Şimdi almamak olmaz. Aynen. Hemen hemen. Süper. Elektrik. Sen de sağ ol kardeşim. Şekerlik gelecek. Yok, yazarsın. Furkan forumdaki konuya bakmış, çözmüş. Güzel. İlerleyen zamanlarda dediğimiz gibi Furkan, sürpriz konuklar olacak. Yani aslında burada sizin hani yönelttiğiniz sorulara, hani bizim verebildiğimiz cevaplar hep yüzeysel. Ama bir bakmışız, öyle bir misafir almışız ki yayına, sorduğumuza çat cevap veriyormuş. Yani muhakkak ki bilgisi vardır yani. Bence vardır. Yok mudur hemen acaba? Bir çık giriyor, geliyor. Klan'dan çıkabilirsin istersen. Şey, dur yazayım ona ben. Oo, Esat gelmiş yayına. Aleyküm selam. Hoş geldin Esat. Aleyküm selam. Bizim Esat mı? Herhalde o. Furkan bayan mı demiş? Değil Furkan. Değil. Aykut dinlediğim müziğin bir kısmını demiş. Dinlediğim müzik nasıl bir müzikti yani, hoşuna gitti mi? Sence bu müzik, yani müzik bizim oyunumuza yakışır mı? Ufak bir ayar yapacağım. Hemen geliyorum.
Evet, geldim. Bu arada arkadaşlar, mümkün olduğunca sık sık canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Bu formata geçeli çok olmadı. Birkaç gündür bu formattayız. Birçok olayı bu ekranlar, yani bu kanaldan canlı yayın aracılığıyla sizlere aktarmayı hedefliyoruz. Nedir ne değildir, ilerleyen zamanlarda gerçekten sürpriz olacak yayınlar yapacağız. Bu yayınlar arasında neler var? Aslında forum kullanıcısı, eğer forum kullanıyorsanız, genel etkileşim bölümünde bir konu açtım. Ufak bir bilgilendirme geçtim orada. Nedir? Hemen bir göz atalım. Hatta şöyle çekeyim ekrana bunu açtıktan sonra. Evet, müthiş internet hızını bekliyoruz şu an. Yani bu kanalda ilerleyen zamanlarda neler göreceğiz? Öncelikle yayına, yani hepimizin sevdiği misafirler alacağız. Yani bu camiaya, bizlere, yani hepimize, sadece Eminönü sunucusu veya başka sunucu değil, tüm sunuculara büyük yardımları dokunmuş, oyunun çoğunun tanıdığı, sevip saydığı insanları bu kanalda, bu yayınlarda sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Onun harici yeni bölgeler üzerine sohbetler gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Muhakkak ki her geçen gün, yani öğrendiğimiz bilgiler artacaktır. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Yine format olarak, hani içerik olarak, çeşitli sunucularda atılan VS'leri, işte atıyorum birebir karşılaşmaları sizlere canlı yayın olarak sunmayı düşünüyoruz. Çünkü bu işin sevdalısı çok diye tahmin ediyoruz. Yani atıyorum İki kişi VS atacak, işte atıyorum eğlenceli geçeceğine inanıyorlar. Hemen misal bize haber vererek biz de gerekli işlemleri sağladıktan sonra yayına geçip bu arkadaşların attığı VS'leri sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Er Meydanı karşılaşmaları yine aynı şekilde canlı yayın üzerinden yapılacak. Daha önceleri epey bir Er Meydanı karşılaşmamız oldu. Yani sadece kanalı yüklediğim videolar arasında en az 100 tane vardır bu, ki çoğunu hani herkese açık olarak paylaşmıyorum. Onun harici başka ne olur? Oyun içindeki etkinlikleri yine aynı şekilde canlı yayına aktaracağız. Ölüm oyunu, sancak savaşı veya farklı çeşitlilikte olan etkinlikleri bu kanallardan yine izleyebilirsiniz. Burada hani dikkat çekmek istediğim nokta şu aslında. Yani daha önce benzeri formatlar yapıldı. Hani sohbet muhabbet olarak yapıldı bu. Yayına misafir oyuncu alacağım. Herhangi biri. İsim gerçekten hiç önemli değil. Hani şununla zamanında atıyorum ters düşmüştük. Hani işte tartışmıştık falan filan. Bunları tamamen göz ardı edeceğiz. Çünkü öyle olması gerekiyor. Oyuncuları alıp oyun hikaye bölümünü arşivleyerek zamanla büyük bir arşive ulaşmayı düşünüyoruz. Oyuncu hikaye bölümünde nasıl bir içerik olacak? Misal atıyorum, oyun oynarken illa 10 yıl önce başlamış olmak gerekmez. Bir hafta içerisinde de birçok şey yaşayabilir insanlar. Bunları hani canlı yayın aracılığıyla bir hikayeye dönüştüreceğiz arkadaşlar. Yani atıyorum benim anlatacak açıkçası çok şeyim var. Herhalde şimdi başlasam atıyorum bir 3 saat susmam yani. Muhakkak ki sizlerin de anlatacak çok şey vardır.
Bu oyuncu hikaye bölümünü oluşturacağız hep beraber. Efendim Burak. Akif alıp girelim mi? Sen de kaldı. Akif uzak olduğu için sancağı basmışlar. Tamam, sen al. Tamam. Hemen aldım ve girişi sağladım şu an. Giremedim. Niye? Çünkü şekerlik. İlaydın'ın canı az. Ve birileri geliyor. Hala giremiyorum. İlayda bizi duyuyor mu? Şey mi? Bir... Yok, burada değil. Canları fullen diye yazdım ama. Teknik bir problem var onunla Skype'le ilgili. Girdim. Bu arada klan bölgeden bir bilgilendirme geçebilir miyiz? Bende plus paket yok. Yazamıyorum. Bunda var mı civcivinde? Yok. Hayır. Hayır, zannetme. Pardon, ben şifacıydım. Unuttum Akif'te. İlk defa oynadım. Benim mekan neyi kasmaya başladı ya? Hemen yan tarafta chat bölümüne bir göz atıyorum. Kimler burada? Bakalım. Düştü mü o combo? Bilmiyorum ki. Sezer Aslan, Asan demiş ki abone olana abone olacağım söz demiş. Helal olsun yani, bu platformda da böyle şeyler oluyorsa helal olsun. Ben yatıyorum demiş, şu forumun konusunu bir atar mısın abi? Yani aslında Google'a girip İKV forum yazarak en üstteki başlığa tıklarsan foruma ulaşırsın. Göz atarsan... Neyle ilgili ki? Neydi? Yayındaki konuyu sanırım sordu arkadaş. Genel etkileşim bölümünde muhakkak göreceksin. Atayım istersen. Olabilir. Oraya bir link atabilir misin? Combo dışarıda kalmış galiba ya. Öyle mi? Evet. İyi, çıkalım o zaman. Çıkalım. Oyuna tekrar girelim. Adlar gelecek demiş Murat Turaç. Bekliyoruz. Biz de çok merak ettik açıkçası. Nasıl bir hasarı var, nasıl bir etkisi var? Bakalım, bir görelim. Niye bulamadım senin konunu? Defa bulamıyorum. Şuna bir zihin atacağım ya. Bununla uğraşamam. Şimdi grubu plus paketli birisi toplasın. Bölgeye bir PM atarsa biz hepimiz ona hani boşluk bırakalım. O bize o, tekrardan iyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. Akın senatör üyeleri istiyorum yayına demiş. Gerekli şeyleri sağlamaya çalışalım. Ulaşabilirsek arkadaşa. Burak'cığım, Sezer hakkında ufak bir moderatör uygular mısın acaba? Çünkü hemen bak ya. Hoş olmuyor bu tür şeyler. Hemen. Bugün aslında canlı yayınımızın bir konusu yok. Hani şu konu üzerine açtığımız bir yayın yok. Ama ilerleyen zamanlarda muhakkak daha keyifli, daha bilgilendirici içeriklerimiz olacaktır. Ne yaptınız? Abi sakin. Bölgeden. Oo, Ali burada beyler. Aliko. Ali hoş geldin. Hangi Ali? Bizim Ali. Neredesiniz beyler? Beni de bir gruba alın. Leti'ye mi? Şimdi grup. Aynen Leti'ye. Hoş geldin Ali. Ali ne yapıyorsun ya? Künefeyi ye. Göbek yaptı Ali. Değil mi? Şekerlikte mi grup? Bana da grup attın abi. Tamamdır. Şu yayında Sezer arkadaşımızla alakalı ufak bir. Bu arada senin konun nerede Murat? Ben de bulamadım. Genel etkileşimde biraz aşağıya inmiş olabilir ya. He, tamam. Bayağı aşağı inmiştir, bulamıyorum. Evet, gördüm, tamam şimdi. Yo, bu değil. Yanlışmış. Bir saniye, ben atayım linki madem. Buldum. Tamam, attım. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Direkt videonun açıklama kısmına koyayım. İsteyen arkadaşlar da oradan alsınlar.
Beyler kesiyorum. Alaaddin'i mi alacağız, komboyu mu alacağız? Ben geldim. Komboya girelim. Aldık o kadar. Sıkıntı yok. Benim eksiğim yok. Gidebilirsiniz. Komboyu alalım. Hemen. Girelim o halde. Tamamdır. Ne oldu burada? Savaş mı ya? Hemen bir girsek mi acaba? Şekerliğe bir şekerli şifa basalım. Düşük. Bir şifa basalım abi. O Türk bir direnç mi? Tamam. Ne yapıyor? Girelim abi. Süper. İfşa etmeyin lo demiş. İfşalandın Ali. Yayında bir saati doldurmuşuz. Ne ara geçmiş o kadar vakit hiç anlamadım ben. Aslında şey olabilir, içerik olarak öneri de alabilir, mükemmel olur. Yani bu yayınlar nedir, nasıl yapılır çok bir tecrübemiz yok açıkçası. Yani mesela bazı kitle olur, para kasma videoları falan bekleyenler var. Muhakkak ki onlara yönelik canlı yayın değil de direkt video olarak yüklemeler yapılabilir. Combo yine mi düştü? Bölgede mi düştü? Ama buradaydı az önce. Öleceğim mi ölmedim? Bizde de bir elektrik kesintisi oldu var ya, tüm mahallenin elektriği gitti ya. Aynen. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi, sanki migrat yayını yapıyormuşuz gibi oldu ama aslında amacımız hiç migrat yayını yapmak değildi. Ya bence bölgeden ziyade abi hani meteorda savaş daha mantıklı gibi, hani en azından canlı yayına katılan arkadaşlar şöyle bir şey düşünür. Hani kendilerini gördüklerinde yayında hani misal hani biraz daha katılım artabilir. Hani onlar için daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Hani bölge hani bir şeye hani chat odaklı oluyor. Sağ tarafına almamı yaklaştığı için, gecikme olduğu için Aykut, saatin geçmesine Aykut, yani. Yani biz sol tarafa koyduk ama sağ biraz daha yakalım da çıkalım. Sonra geçelim. Şöyle nasıl oldu? Bu arada combo yok yine, haberiniz olsun yani, düşecek combo, bölgeden gittiyse. Yani hazır başındayken bence çıkıp Alaaddin'i alalım ya. Çünkü zaten sıkıntılı kesilecek. Hı, ne dediniz? Nasıl olur? O zaman tamam, geçeyim abi ben girişe. Ne atayım lan şunları da, Earth parası niyetini bekliyorum. Burak, bir kaldır beni abi, hemen çıktı. Severim. Hadi abi hemen bir PM alayım. Alaaddin neredesin? Geliyorum bir saniye. Hafif bir gecikmem var. Alayım ben de PM. Bu arada yayındaki arkadaşlar abone olarak bir sonraki yayınlardan haberdar olabilirler. Abi çok ağır geliyor ya. Baktan bir göz atayım. Bakalım. Beklentimiz olan kişilerden nasıl bir cevap almışız. Oo. Egeli dayı öldü. Sağlam öldü yalnız. Kutup içinde öldü.
Bak mesela abi, bu oyun... Kutubu açıp öyle. Bak mesela bu düzeltilmesi gereken bir şeydir ha. Yani kutup açıyorsun ama aynı zamanda ölüyorsun. Tamam aynı an hani aynı ana denk geliyor ama olmaması gerekiyor sanki. Değil mi? Bir daha ölüyor. Ya oyunda birçok şey var ya düzeltilmesi gereken aslında. Hani mesela şeyden bahsediyorum. Biraz oyunda döneceğim seni öldürtmemek için kutuplar açacağım. Hani bu ben halledeyim. Tıklayıp şey yapıyorsun yani Savaşçı'da parlıyor birden hani yanında bitiyor. Böyle yanında geliyor böyle büyücülerin. Onu kaldırmasınlar onu ben çok kullanıyorum ya. Ya kullanıyoruz da hani o da hani hatalardan bir tanesi. Tabii canım tabii ki. Hani yanımızda kimse yok mesela karşı kılandan bir bakıyorsun adam yanında zaten direkt ışınlanmış gibi oluyor. Hani bir bozum için olmasa misal durdurma atıyor ölüyorsun zaten. Bir kutup açma şansınız var değil mi? Açacağım açacağım. Aç abi. Tamam. Dışarıda kalan var mı? Abi. Neyse direkt açılacak benim kutup 5 puan biliyorsun. Sen makine yapmıyorsun bunu. Güzel. Yusuf da yine öldün sen. Abi ben Alaaddin. Ne dedim ya. Efendim? Alaaddin ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? Sen o patlama oluyor yani Junon falan diyor. Aha, tut maçı. Ondan önce vurma. Yok vurmuyorum zaten. Kurtaranla öldüm ya. Abi yok, bir şey yapalım. Patlamasını bekliyorum şunu zaten. Bir düzenleyelim yoksa böyle sürekli ölerek gideceğiz. Canlı yayındayız. Rezil olmayalım. Gözümüzü seveyim. Gözünüzü seveyim ya. Tamam o zaman. Madem anlaşın aranızda bir kişi hasar olsun. Abi bak ben İlayda'ya direnç kırma 3 verdim. Ben bir tane vuracağım. Çok basit. O direnç kıracak. Bir tane daha vuracağım. Patlayacak. Bitti kimse yani. Vuraydınız ya lan. Kimse vurmadı şuna. Aynen o arkamdakine bir vurun abi. 39 canı var bak. Yusuf dayı sen onları... Bak ne? Kutup aç. Bir tane daha var yalnız. Kutubum yok benim. O da. Akif ölecek. Kutup aç. Çok heyecanlı ya. Dur ben de şunu vurayım da ben de öleyim. Bence bir kişi patlatsın. Hani Akif veya Yusuf şey yapsın. Bence de. Yoksa hani çok ölürüz böyle gidene kadar. Ya şimdi şöyle bir durum var. Akif veya benim patlatmamdan bir sıkıntı yok. Niye? Çünkü Y2 var. Y2 var da işte yani patladıktan sonra vuralım biz. Biriniz çekin abi. DK kimde? Burak'ta mı? Yok, bizi öldüren çekme değil. Bu biliyorum, tek atıyorlar mı? Şey, aynen aynen. Bekleyelim abi. Patladıktan sonra fizik atalım biz. Evet. Bu arada sanırım bölge esnasında yani kimse ya. Keyif almaz abi, diye abi vurma lütfen. Yayından. Yayına ufak bir ara mı versek arkadaşlar? Olabilir. Olur. Tamam o zaman yayına ufak bir ara verelim. İlerleyen saatlerde tekrar yayına geçmemiz söz konusu mu olabilir? Hatta farklı arkadaşlarla da bir yayın kurabiliriz. Bunun için muhtemelen bu videonun altından ulaşırsanız sizleri de bu ortama bekleriz açıkçası. O halde yayını ufaktan sonlandırıyorum. Gelip izleyen, destek olan, abone olup chat bölümünde sohbete dahil olan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlarda yapacağımız yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.